Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği podcast kanalına hoş geldiniz. Doktor öğretim üyesi Hasan Bora Usluer. Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü. Deniz yetki sahaları. Güçlü olmak mı, haklı olmak mı? Değerli Koster dergisi okuyucuları. Deniz yetki alanları bölüm 3 yazısı Sınır taşsız vatan mavi. Deniz yetki alanları bölüm 4 Doğu Akdeniz'de ikinci önemli mutabakat ve Deniz Yetki Alanları Bölüm 5, Türkiye'nin deniz yetki sahaları mevcut ve olması gereken başlıklarıyla karşınıza çıkmıştı. Yazıyla ilgili içerik çalışması esnasında, 22 Kasım 2020 tarihinde aziz bayrağımızı dalgalandıran bir Türk ticaret gemimize yapılan sözde hukuki görünümlü, fakat tamamen hukuksuzluk barındıran bir tavırla karşılaşmanın üzüntüsünü yaşadık. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek. Deniz spor kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer sözünden de anlaşılacağı gibi, gerek askeri, gerekse sivil denizciliğine ait gemilerimizin uluslararası denizcilikte sancak varlık göstermesi, Türk halkının hudut çizilemeyecek kudret ve yeteneğiyle hareket etmesi sonucudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruluş felsefesinin mimarı Büyük Önder Atatürk'ün milliyetçi doktrinleriyle bezendiğinden, kuruluşundan itibaren denizcilikle ilgili hassasiyet göstermiştir. Bahse konu üzücü olay, 22 Kasım 2020 tarihi sabah saatlerinde Avrupa Birliği Deniz Gücü İrini Harekatı'nın deniz unsurlarından Alman Sahsen sınıfı Borda numaralı Hamburg isimli fırkateyninin Libya Misurata Limanı'na taşımacılık yapmak üzere seyir halinde olan Arkas Konteyner Taşımacılık AŞ'ye ait M.V. Rozel'in A isimli ticaret gemisini gayri nizami ve gayri hukuki olarak kontrol etmesiyle gerçekleşti. Avrupa Birliği ve Alman yetkililer tarafından yapılan açıklamayla, İrini Operasyon ve Unsurları Mevcut Operasyonda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2292 ve 2526 sayılı kararları uyarınca, Libya'ya gerçekleştirilen ambargonun uygulanmasına katkıda bulunmak üzere Avrupa Birliği tarafından yetkilendirilmesinden dolayı haklı bulunmuştur. Avrupa Birliği'nin İtalyan, Alman, Yunan ve Fransız deniz kuvvetlerinin birleşmesiyle yapılan operasyon verilen adla da çelişmiştir. Bu arada Irini Yunanca'da barış anlamına gelmektedir. Dikkate değer bir diğer husussa mesafelerdir ki barış getirmeye çalışan ülkelerin denizlerden Yunanistan'a en yakın limanından 100 milden daha uzak olan Libya'nın, Almanya ve Fransa içinse 100 milden daha da uzak bulunması manidardır. Ayrıca Fransa'nın Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'daki sömürgeci faaliyetleri, geçmişte daha ağır, günümüzde de hafiflemiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, bahse konu maddeler ne demektedir? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2292. maddesinin 3. paragrafında Provided that those member states make good faith efforts to first obtain the consent of the vessel's flag state prior to any inspections pursuant to this paragraph ifadesi yer almakta ve Avrupa Birliği Deniz Gücü Operation Sofia harekatına katılan veya diğer ülkelerin savaş gemilerini Libya'ya giden veya Libya'dan çıkış yapan ve anılan bu ülkeyle bağlantılı silah kaçakçılığına karıştığından şüphelenilen gemileri, Libya kıyıları açıklarında açık denizlerde belirli şartlar altında denetlemesi ancak denetleme öncesinde ilgili bayrak devletinin rızasının alınması şartıyla mümkün olabileceği açıktır. Bu açıklamayı destekleyen iki önemli şartın sağlanması gerekmektedir. Müdahale eden devletin veya teşkilatlanmanın Libya'ya veya Libya'dan silah veya ilgili malzeme taşıdığına inanmak için makul gerekçeleri olması, denetim öncesi ilgili geminin bayrak devletinin onayını almak için iyi niyetle davranılması hususlarıdır. 2526 maddesinde ise Birleşmiş Milletler'e üye devletlere Libya açıklarında şüpheli görülen deniz taşıma araçlarına arama yetkisi verilmesidir. Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri İrini Operasyonu'nu, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah kısıtlamasını uygulaması amacıyla 31 Mart 2020'de başlattı. İrini Operasyonu, ortak güvenlik ve savunma politikası çatısı altında bulunan bir Avrupa Birliği askeri operasyonudur. Roma'da merkezi bulunan Avrupa Birliği Deniz Gücü, İrini Harekatı'nın operasyon komutanlığını, İtalyan Tuamiral Fabio Agostini, operasyon komutan yardımcılığını Fransız Tuamiral, Jean-Michel Martinet ve denizdeki taktik komutanlığını da Yunan Tuamiral Theodoros Mikropolos yaptı. Temel olarak unsur komutası an itibariyle İtalyanların kontrolündeyken, Yunan amiralin operasyon sorumlusu olması, 22 Kasım 2020'de vuku bulan olay için yanlı kalınmasının da sebebi gibi durmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de faaliyet gösterdiği yeraltı kaynakları arama çalışmalarının Özellikle Akdeniz'de en uzun sahil hattına sahip ve denizel hakların bu bağlamda en fazlasına sahip olması gereken ülke olan Türkiye'nin saha dışında tutulmaya çalışılması en kaba tabirle söz sahibi olmayan ülkelerin kaba dayılıkla bu coğrafyada yer sahibi olmaya çalışmasına benzemektedir. 16. yüzyıldan günümüze kadar gelen ve uluslararası hukukta da önemli bir yeri olan fikir babası Hugo Grotus'un denizlerin serbestesi Mare Liberium felsefesine bile ters davranış sergilenmiştir. Uluslararası suda silahsız ve tehdit unsurları içermeyen bir ticaret gemisine operasyonda bulunulması ve geminin yaklaşık 16 saat alıkonulması tamamıyla hukuksuzluğun 2020'de vücut bulmuş halidir. Aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu alanda arama faaliyetlerinde bulunması doğal karşılanırken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin aynı alanda arama yapmasına özellikle Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kalkanıyla Avrupa Birliği'nde haklarının gasp edilmesi beyanı sonucunda yanlılık propagandası yapması gerçekliğiyle karşılaşılmaktadır birçok arama alanına millerce uzak olan Yunanistan, kendinde arama hakkını doğal görürken, Türkiye'nin kıyısı bulunan Akdeniz'de ve özellikle Doğu Akdeniz'de arama yapmasına karşı durulması, akıl ve mantıkla izah edilebilecek bir durum değildir. Dikkati çeken bir diğer ve aslında çok önemli husussa, 1949 yılında kurulan ve 1952 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti'nin üye ülkesi olarak bölgede önemli bir yerinin olduğu NATO teşkilatlanmasıdır. Aynı zamanda harekatı gerçekleştiren unsurlardan İtalya ve Fransa'nın 1949, Yunanistan'ın 1952, Almanya'nın ise 1955'ten itibaren NATO ülkesi olmasıdır. Yani kuruluş felsefesi gereği müttefik olan bu ülkeler, sözde Libya'da askeri dengeyi ve barışı sağlamak adına NATO teşkilatlanmasında müttefik durumda bulunan ve topraklarında konuşlanılmış üstlerde kendi silahlı kuvvetlerinden askerleri bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin ticaret gemisine dostane olmayan tutumlarda bulunmaları müttefiklik hususunda soru işaretleri barındırmaktadır. Fakat yakın tarihe bakılırsa özel kuvvetlerimize 4 Temmuz 2003 yılında yapılan yakışıksız ve kabul edilemez saldırıda müttefikliğe gölge düşürürken 22 Haziran 2012 tarihinde Hava Kuvvetlerimize ait silahsız ve tanıtma sistemleri açık halde hareket eden RF-4E Phantom model uçağımız ihlal gerekçesiyle Suriye tarafından ihtarsız olarak düşürülmüş ve Irini harekatını gerçekleştiren Avrupa Birliği tarafından ara bulmaya çalışılırken, Rosel'in A gemimize hukuksuzca çıkarma yapılırken, Aynı ara bulucu Avrupa Birliği Ortak Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyon serisinin Avrupa Birliği ve savundukları barışın tarafındayız savında utanç duyulması gereken etkilerinden olmuştur. Son olarak kuruluş amacında barış ve güçsüzlere yardım ve dayanışma olan Avrupa Birliği misyonlarının devamı için oluşturdukları savunma unsurlarının yaptığı hukuksuz ve orantısız yaklaşımlar şu soruyu akıllara getirmektedir. Güçlü olmak mı, haklı olmak mı?